Çin tarihinde Konfüçyüs ve Konfüçyüsçülük. Dinler tarihine baktığımızda bilim insanları coğrafya, tarih ve siyasi etkilerinden dolayı Batı dinleri ve Doğu dinleri olarak ikiye ayrılmıştır. Burada kısaca kesiyorum. Çünkü şöyle bir durum var. Biz bir video yapmak için neredeyse 3 veya 4 gün uğraşıyoruz. Saate vurursak da neredeyse 8 ila 10 saat. Sizin kanalımıza abone olmanız, videolarımıza like atıp yorumlar yapmanız bizi çok motive etmektedir. Şimdi videoya geçelim. Batı dinlerini daha çok Yunan ve Roman medeniyetleri oluştururken Doğu dinlerini Hint, Japon ve Çin medeniyetleri oluşturmuştur. Bugün bu videoda sizlere Çin medeniyetinde doğmuş ve oluşmuş olan Konfüçyüs'ün hayatını ve Konfüçyüsçülüğü anlatacağız. İlk olarak Konfüçyüs, M.Ö. 552 yılında Lu eyaletinde doğmuştu. Asıl adı Kui, soyadı Kong. Lakabı ise Zongni'dir. Çin'de Kong Fuzi adıyla tanındı. Fuzi, üstad, bilge, öğretmen ve filozof anlamlarına gelir. İsminin anlamı bilge filozof Kong'dur. 3 yaşındayken babasını kaybetmiştir ve bu nedenle de hayatı yoksulluk içinde geçmiştir. 30'lu yaşlarına geldiğinde ise ailesini ve akrabalarını eğitmek amacıyla öğretmenliğe başlamış, daha sonrasında herkese eğitim vermek için okullar açtırmıştır. Konfüçyüs hem halk hem de devlet tarafından destek görmüştür. Çin'in ilk öğretmeni olarak tarihe geçmiştir. Fakat şöhreti ancak 50 yaşına kadar sürmüştür. Sevenleri kadar nefret edenleri de çok olmuştur. Bunun sebeplerinden birisi de Çin'de M.Ö. 6. yüzyılda ortaya çıkmış olan Taoizm inancı ile pek çok kez sürtüşme yaşamasıdır. Çin'in ilk öğretmeni ve büyük bir bilgesi olan Konfüçyüs, M.Ö. 479 yılında 73 yaşındayken hayata veda etmiştir. Hayatını kısaca bahsettiğimize göre şimdi ise Konfüçyüsçülük nedir ve özellikleri nelerdir bunları anlatacağız. Öncelikle Konfüçyüsçülük ile ilgili bilmeniz gereken en önemli bilgi tam anlamıyla din olmamasıdır. Din olması için öncelikle Tanrı tarafından getirilmiş emir ve yasakların olması gerekmektedir. Fakat Konfüçyüs öğrencilerini Tanrı fikrine dayandırmamıştır. Çin'de yaygın bir biçimde devam eden Shangti adlı Tanrı'ya inanmışlardır. Konfüçyüs Shangti ismini değiştirerek Tian kelimesini getirmiştir. Fakat bu Tanrı için ne bir kutsal kitap ne de emirleri vardır. Konfüçyüs için önemli ilke ahlaklı olabilmektir. Bu yüzden Konfüçyüsçülük dinden ziyade felsefi bir öğretidir. Fakat öğrencileri tarafından Konfüçyüs'ün söylediği öğretileri kitap haline dönüştürüp inandıkları için daha çok din olarak geçmektedir. Konfüçyüs kitap yazmamıştır. Hatta iddiaya göre kitap yazılmasına karşıdır. Fakat öldükten sonra öğrencileri tarafından kutsal metin olarak sayılan 5 klasik ve 4 kitap olarak 2 koleksiyon halinde çıkmıştır. 5 klasik olarak adlandırılan koleksiyonu kitapları şunlardır. Değişiklikler kitabı ya da değişimlerin klasiği. Kehanet kitabı olarak geçmektedir. Kitap Konfüçyüs'ten önce yazıldığı fakat Konfüçyüs'e atfedildiği ile ilgili iddialar vardır. Tarih kitabı ya da tarihin klasiği. Çin'in en eski tarih kitabı olarak bilinir. Konfüçyüs öncesi imparatorların konuşmaları yer almaktadır. Şiirler kitabı. Konfüçyüs öncesi din ve adet inançları hakkında bilgi verilmektedir. Ayinler kitabı. İlk hanedanlık döneminde yazılmıştır. 46 bölümden oluşmaktadır. Hükümdarların adaplarını öğretmektedir. İlkbahar ve sonbahar olayları. M.Ö. 722-481 yılları arasında 12 idarecinin görevlerini anlatmaktadır. Diğer koleksiyon ise 4 kitaptan oluşmaktadır. Konuşmalar, M.Ö. 400 yıllarında öğrencileri tarafından yazılmıştır. Konusu, Konfüçyüs'ün konuşmalarından geçmektedir. Büyük bilgi anlamı, yetişkin bilgi anlamına gelmektedir. Eserde Konfüçyüs'ün eğitim, ahlak ve düşünceleri yer almaktadır. Orta yol doktrini, insanın ahlaki yönden nasıl olması gerektiğini anlatır. Eserin diğer anlamı ise denge ve ahenk hali olarak geçmektedir. Mencius'un kitabı. Konfüçyüs'ün öğrencilerinden Mencius'un yazmış olduğu eserdir. Konfüçyüs'ün derlemelerinden oluşmaktadır. Konfüçyüs ya da Konfüçyüsçülük öğretilerinde ve eserlerinde Yi yani erdem ve Jen insanı sevmek adında iki ana konu üzerinde durmuştur. İlk olarak Yi, insanın ahlaklı olarak nasıl olması gerektiğini, iyi bir insan olmak için neler yapılması gerektiğini anlatır. Konfüçyüs için en önemli ilke ahlaktır. Ahlaklı olan kişi Konfüçyüs'ün tabiriyle Ming yani üst insan olur. Üst insan sadece doğruluğun peşinden gider. Ahlaklı olmak için en önemli husus kendi ailesinden ve akrabalarından asla kopmaması, aksine onları her zaman anmasıdır. Hatta yakınlarından birisi ölse bile asla unutmamalı ve her zaman anmalıdır. Kişi ahlaklı olması için hiçbir zaman yaptığı doğru işten vazgeçmemelidir. Eğer yaptığı işten bir çıkar beklerse üst insan olamaz. Üst insan her zaman dünyanın kötü bir yer olduğunu bilir ve ona göre çıkar beklemez. Eğer iyinin ve doğrunun peşinden gitmezse kişi küçük insan olur. Diğer bir konu Jen ise
başka insanları karşılıksız olarak sevmek ve hiçbir çıkar beklememek olarak açıklanabilir. Jen iki ana başlık etrafında değerlendirilir. Chung, kendine yapmasını istediklerini başkalarına yapmak anlamına gelir. Kişi eğer kendisine yapılmasını istediği şeyleri başkalarına yaparsa Chung yapmış olur. Ama eğer insan kendine yapılmasını istemediği şeyleri başkalarına yapmazsa Konfüçyüs'ün tabiriyle Shu yapmış olur. Chung ve Shu ikisi birlikte Jeng'i oluşturur. Evrenin yaratılışı ile ilgili Taoizm'de ortaya çıkmış olan Yin Yang yaratılışını benimserler. Her ne kadar Taoizm ile çatışma halinde olsalar da evrenin yaratılışı ile ilgili aynı fikre sahiptirler. Yin ve Yang'ın birlikte varlığı, yani her şeyin karşıtlıklar ile beraber oluştuğu inancıdır. Örnek verecek olursak, aydınlık zıttı karanlık, iyi kötü gibi zıt olayların meydana gelmesiyle evren oluşmuştur. Öğretisindeki içerikler ele alındığında Grek felsefesindeki Sokrates ile benzer yaklaşımlar sergilediği görülmektedir. İlk başta bahsettiğimiz gibi Konfüçyüsçülüğü sevenler kadar eleştirenler de vardı. Bu eleştirileri madde halinde sıralayalım. Konfüçyüsçülükte tanrı kavramı yoktur. Sadece ruhlara karşı saygıdan bahsederler. Bu yüzden bazı din adamları tarafından tanrıya saygısızlık yaptıklarını söylerler. Fakat Konfüçyüs 50-60 yaşlarına geldiğinde ise tanrılara saygısı ve sevgisi daha fazla oluşmuştur. Tanrıyı çokça anmış ve saygı göstermiştir. Konfüçyüsçüler akraba ya da yakınları öldüğü zaman çok fazla tören ve yas düzenlerler. Hatta ölen kişi için 3 yıl sürecek bir yas tutmak zorundadırlar. Bu da ölen insanları anmak yerine kişinin psikolojisini daha kötü şekilde etkilemektedir. Konfüçyüsçülerin karşılıksız sevgi kavramı bazı insanlar tarafından çok mantıksız gelmektedir. Çünkü eğer bir insanın faydası yoksa iyilik yapmakta çıkar yoktur. Konfüçyüsçüler dünya hayatını pek umursamaz. Dünya hayatını aşırı umursayan kişiyi küçük insan sayarlar. Fakat insanlar bu dünyada ölene kadar yaşar. Dünyayı umursamamak demek, yaşamı umursamamak demektir. Yaşam umursanmazsa insan asla mutlu olamaz. Bazı kaynaklarda Türklerin kültürüyle Konfüçyüsçülük arasında benzerlik olduğu ile ilgili rivayetler bulunmaktadır. Fakat hangisi hangisinden etkilenmiştir, tam olarak kesin bir bilgiye sahip değiliz. Bugün sizlere Çin tarihinde Konfüçyüs ve Konfüçyüs'ün felsefi öğretisini anlattık. Sizlere önerimiz, bu konuda kapsamlı bir araştırma yapmak isterseniz kaynakça kısmında belirttiğimiz isimlerin kitap veya makalelerinden faydalanabilirsiniz. Bizlere vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Empirist, saygıyla sundu.